Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2021'in Eylül ayı sizin için sosyal alanlarda hareketliliğin arttığı, yeni projelere, yeni işlere ya da yapmak istediğiniz organizasyonlara odaklandığınız, biraz daha enerjinizin öne çıktığı ve toplum içerisinde dikkat çektiğiniz güçlü bir ay. Evet, çok hızlı gelişmeler var bu ay. Siz de iş odaklısınız. Ayın genel başlıklarına baktığımızda gezegeniniz Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda çok titiz, çalışkan bir şekilde ilerliyor. Ayın 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. Ay boyunca Merkür de Terazi Burcu'nda. Ayın 7'sinde Başak Burcu'nda yeni ay var. Ayın 21'inde Balık Burcu'nda Dolunay var. Ve ayın 27'sinde Merkür Terazi Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Bu ayın özellikle ilk yarısı sizin için çok yoğun ve aktif görünüyor sevgili akrepler. Bunlar Ağustos ayında başlamış bazı işler de olabilir, projeler de olabilir. Çünkü Mars Başak Burcu'nda 15'ine kadar ilerleyecek. Güneş Başak Burcu'nda ayın 22'sine kadar ilerleyecek. 11. eviniz ve bunlar genel olarak geleceğinizle ilgili planlar, projeler, hayaller, dilekler, umutlar evidir. Evet, buralarda yoğun bir çalışma içindesiniz ve grup çalışmaları da var. Kendi işinizde de ekip halinde bir işlerle uğraşıyorsunuz, projelerle uğraşıyorsunuz ve burada liderlik yapıp tüm bunları organize edebilirsiniz. Önemli görevler, sorumluluklar da üstlenebilirsiniz. Çok kontrolcü ve çok mükemmelliyetçisiniz bu dönemde. Dolayısıyla biraz tabii ki iş ve üretim konularında çok verimlisiniz. Güneş Başak'ta, Mars'ta Başak'ta olduğu için çok bereketli bir dönem. Ama kendinizde biraz yorabilirsiniz açıkçası. Aşırı kontrolcü ve mükemmelliyetçi olduğunuz için bunları biraz dengelemek gerekiyor. 1-5 Eylül arası Mars Neptün karşıtlığı var. Mars Neptün karşıtlığı genel olarak biraz zor bir açıdır. Burada özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere, arkadaş ilişkilerinize, işte bir ekip çalışmasındaki özellikle oradaki enerji alışverişlerine dikkat edin. Buralarda bazı memnuniyetsizlikler, biraz karışıklıklar oluşabilir çünkü. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda taptaze bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay çok keyifli bir yeni ay. 14 derece Başak Burcu'nda doğacak. Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor. Aynı zamanda Venüs-Jüpiter üçgeni de etkin bu yeni ay sırasında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, yükselen Burcu'nuz, kişisel gezegenleriniz 14 derece ve yakınlarındaysa ve haritanızda değişken burçlarda ya da toprak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman bu yeni ay tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Yeni ayda yeni düşünceler, yeni fikirler var. Şimdi yeni bir düşünce, yeni bir hedef, yeni bir proje gündemde olabilir. Bu özellikle iş konuları. İş konuları, çalışma konuları, öğrenciyseniz eğitiminiz ve geleceğinizle ilgili konularda bir düzenleme var. Ama biraz böyle gruplarla, biraz ekip çalışmasıyla alakalı bunlar. Ve sürpriz bazı teklifler de alabilirsiniz. Arkadaşlardan fayda görebilirsiniz. Şimdi bir arkadaşınızdan, bir sosyal ilişkinizden bir iş teklifi olabilir ya da desteğe ihtiyacınız hissettiğiniz bir alanda bir yardım alabilirsiniz. Ya da özel hayatınızda örneğin bir grup içerisinde, bir topluluk içerisinde özel hayatınızda sürpriz gelişmeleri ortaya çıkaracak heyecanlı durumlar da olabilir. Yani bir teklif olabilir, mesaj alabilirsiniz. Hoşlandığınız bir kişiden bir belki yine bir olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Bunlar tabii iş ilişkileri, iş grupları, iş bağlantılarıyla da ilgili olabilir. Yani bir sosyal çevreniz içerisinde ya da bir arkadaşlık ilişkinizde yine işle ilgili bazı önemli teklifler almanız, bazı önemli bazı açılımlar olması da mümkün görünüyor. Veya eşinizle güzel bazı planlar yapabilirsiniz. Yani eşinizin size sürprizleri olabilir. Eşinizin size bazı, eşinizle birlikte keyifli zaman geçirebileceğiniz, hatta işin içine yakın arkadaşlarınızı ya da alabileceğiniz, biraz daha sosyalleşebileceğiniz keyifli bazı organizasyonlar, kutlamalar, belki bir seyahat, bir tatil organizasyonu. Yani tüm bunlar
bu yeni ayla gündeminizde olabilir. Etkiler 6 Eylül ile 21 Eylül arasında gündemde olabilir sevgili akrepler. 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs 10 Eylül'den itibaren sizi daha tutkulu, daha şanslı hale getirecek. Aslında Venüs burada iyicil etkilerini de vermeye başlayacak size. Hem para konularında hem ilişkiler konusunda, sosyalleşme konusunda ya da hayatımızdan aldığımız keyifler konusunda. 10 Eylül'den sonra Venüs'ün de güzel desteklerini almaya başlayabilirsiniz. Ve 14 Eylül'de, 15 Eylül'de Mars, gezegeniniz Mars Başak'tan ayrılıyor ve Terazi Burcu'na geçiyor. Şimdi Mars Terazi'de Başak'ta olduğu gibi böyle çok çalışkan, çok görev odaklı değildir. Mars Terazi biraz keyif odaklıdır. Yani demek ki ayın 15'inden sonra biraz dinlenme ihtiyacınız, biraz böyle kendinize odaklanma, biraz izole, yani sorumluluklardan, işten güçten biraz izole olma ihtiyacınız olabilir. Aynı zamanda ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak. 12. evinizde. Bu size tabii ki biraz yalnız kalma, biraz dinlenme, belki biraz kendi özel işlerinizle ilgilenme imkanı da verebilir. Terazi Burcu'nda biraz ortaklıklar, işbirlikleri, birlikte yapılan işlere de odaklanabilirsiniz. Veya keyif, konfor alanlarınıza da daha fazla odaklanabilirsiniz. Hayatınızdaki iyileşmeler, yani sorunları çözmek için de bazı arayışlarınız burada öne çıkabilir. Şimdi Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda ama 27'sinde gerileyecek. O yüzden 27'sine kadar bu konular, yani düşüncelerimiz, fikirlerimiz daha rahat hayata geçebilir. Ama 27'sinden sonra biraz karışıklıklar da olabilir. Yani düşüncelerimiz, duygularımız karışabilir. Biraz geriye dönüşler, içe dönüşler. Biraz hani ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar, özellikle iş hayatımızda bazı karışıklıklar oluşturabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, ayın 21'inde Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 28 derece Balık Dolunayı sizin için aslında güçlü, çok duygusal, romantik ve yaratıcı bir dolunay bu. Tabii ki aşk hayatınızı etkileyecektir bu dolunay. Aşk hayatınızda bazı beklentilerinizi de sonuçlandırabilir. Kalbiniz boşsa bir aşk da getirebilir size ve Merkür ile Jüpiter arasında da bir üçgen olacağı için hızlı haberler olabilir. Bilgi trafiği artabilir bu dolunay sırasında. Sanatla ilgilenmek, sanatsal güzel keyif alacağınız organizasyonlara katılmak, yine sosyalleşebileceğiniz davetlere katılmak, belki bir yine bir tatil, belki bir deniz seyahati, deniz tatili olabilir tabii balık olduğu için. Hani yine müzikle, sanatla ilgilenmek, hobilere zaman ayırmak, yani tüm bunlar yine aşk, romantizm tabii. Bunları sayabiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz bulunuyorsa ve haritanızda özellikle değişken burçlar ya da su burçları etkileri bulunuyorsa sizin için çok daha güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Dolunay 21 Eylül ile 6 Ekim arasında gündemimizde olacak ve Eylül'ün son günlerinde şekillendirecek. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül'de Merkür gerilemeye başlıyor. 22 Eylül'den itibaren evet biraz rahatlamak, biraz sakinleşmek istiyoruz. Biraz belki o yoğun ortamlardan uzaklaşmak, biraz dinlenmek istiyoruz. Merkür de geriliyor. Yani biraz böyle geçmişi düşünüyoruz, biraz daha hayalciyiz, daha yaratıcıyız. Sezgiler de güçlenmeye başlıyor. Belki geçmişteki bir konu, geçmişte gittiğiniz yerler, geçmişteki bir tatil, bir seyahat, ilgi alanınıza gelebilir, düşüncelerinize gelebilir veya oralara tekrar gitme, tekrar o tatili yapma imkanı bulabilirsiniz sevgili akrepler. Yaratıcılık anlamında da olumlu, hem dolunay tesiri var, hem bu 12. ev etkisi güçleniyor. Hani böyle ilham alacağınız süreçlerde kişisel becerilerinizi, ne bileyim sanatsal faaliyetlerinizi, yaratıcı enerjilerinizi daha rahat ortaya çıkarabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.